Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizler için iki tane en iyi diyebileceğimiz video izleme uygulamasını tanıtacağım. Bu uygulamalardan ilki BS Player Free. BS Player Free zaten bilgisayarlarımızda da sıkça kullanıyoruz. Güzel bir film izleme uygulaması. Film dizilerinizi bu uygulamada rahatlıkla izleyebilirsiniz. Uygulamanın güzel tarafı altyazıları internetten otomatik olarak buluyor. Siz ekstra bir altyazı bulup tabletinize veya telefonunuza atma ihtiyacı duymuyorsunuz. Uygulamayı açtığımızda karşımıza böyle bir menü geliyor. Burada dosyalarımız var. All Files'tan ya da işte burada dosyası varsa bizim attığımız filmin şurada dosyası bulunuyor. Filminizi buluyorsunuz. Açtığınız zaman film oynamaya başlıyor direkt. Bizim kaldığımız yerde şu an direkt kaldığımız yerden başladı. İki kere tıkladığımız zaman duruyor film. Sağ taraftan parmağımızı yukarıya kaydırdığımız zaman sesi açıp kısıyor. Şöyle oynatırken daha rahat belli olur. Şu üstte gördüğünüz gibi volüm çıktı. Sol taraftan yaparsanız parlaklığı kısıp açabiliyorsunuz. Üst taraftan yaparsanız filmi ileriye sarıyor. Çift tıkladığınızda da az önce söylediğim gibi filmi durduruyor. Şu an İngilizce altyazısı var. Bunun Türkçesi de tabii ki de internet üzerinden bulabilme şansınız var Türkçe altyazısında. Ayarlardan Subtitles'a geliyoruz. Ve Check for Subtitles Online diye bir seçenek var. Yani online olarak altyazı ara diye bir seçenek bu. Tıklıyoruz buna. Gördüğünüz gibi bulduğu altyazıları karşımıza getiriyor. Burada sonunda Türkçe yani tur yazanı indiriyoruz. Tıkladığımız zaman indirmeye başlıyor. Başarılı indirildi diye bir ibare geldi karşımıza. Gördüğünüz gibi altyazıyı direkt attı buraya. Hiçbir sorun olmadan alt yazıları da oynatıyor bu uygulama. Film ve dizilerinizi bu uygulama sayesinde rahatlıkla izleyebilirsiniz. Filmi oynatırken şuradaki kilide bastığınız zaman ekrandaki yaptığınız hiçbir hareketi algılamıyor. Bu güzel bir özellik olmuş. Yanlışlıkla işte elinizin çarpmasına karşı olabilecek ses kısılmaları veya parlaklık kısılmalarını engelliyor bu özellik. Diğer uygulamaya geçelim. Diğer uygulamamızın adı MX Player. Bu arada söylemeyi unuttum. BS Player Free sadece Android'de var ve ücretsiz bir uygulama. MX Player'a geçiş yapalım. MX Player da BS Player gibi güzel diyebileceğiniz bir video oynatma uygulaması. BS Player'dan farkı altyazıları otomatik olarak bulmuyor. Bunda manuel olarak kendiniz eklemeniz lazım. Filmi açalım. Bunda gördüğünüz gibi az önce BSPlayer'da filmde kaldığımız yerden başlamıştı. Bunda öyle bir şey olmadı. En başa aldı tekrar. Bunun güzelliği de altyazıları dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Rengini, boyutunu vesaire işte fontunu çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Şuradan open diyelim. İçinde alt yazısı varsa onu görüyor direkt dosyanın içinde. Ona tıkladığımız zaman altyazıyı ekledi. Bunda da aynı BSPlayer'da olduğu gibi ileriye doğru yaptığımız zaman filmi ileriye alıyor. Buradan sesi kısıp açıyor. Buradan da parlaklığı ayarlıyor. Bunda çift tıklamayla durdurma gibi bir şey yok. ki buradan gelip pauza basacaksınız. Şu alt yazı ayarlarına bakalım biraz. Settings'e geliyoruz. Gördüğünüz gibi text sekmesine yani alt yazı sekmesinde birçok seçenek var. Buradan fontu değiştirebiliyoruz. İşte büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Daha sonra rengini ayarlayabiliyoruz. İstersek border ekleyebiliyoruz. Gölge vesaire gibi şeyler de ekleme şansımız var. İki uygulamada film izlemek için ideal MX Player aynı zamanda Apple cihazlarınızda da bulabilirsiniz. Marketten indirebilirsiniz. O yönden BS Player'dan bir tık önde. BS Player'da altyazıları otomatik olarak bulma seçeneğiyle bence MX Player'ın önüne geçmiş durumda. İki oynatıcı da MKV dahil birçok formatı destekliyor. Hiçbir sorun yaşamadan istediğiniz dizi filmi çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere iki tane video izleme uygulaması anlattım. Bizi Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz daha güzel video izleme uygulamaları varsa onları da yorum olarak atın. Onlara da bakarız. Bizi webtekno.com'dan takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.